Dediğim gibi para orada gidip alman gerekiyor parayı. Yazılımda da işte aynı şekilde ufak tefek projeler yapıp para kazanmak mümkün. Hemen birkaç ay içinde çok hızlı bir şekilde web sitesi yapabilir, yani yapabilecek seviyeyi kurabilecek seviyeye gelebilir. Hazır araçlar o biçim. Yani WordPress dediğin şey öyle iş alıyor ki senin sırtından, yani o kadar çok iş alıyor ki hiç bilmeyen insanı sıfırdan bir anda web sitesi kurabilip yönetebilecek seviyeye getiriyor. Birkaç aylık çalışmayla bunu yapıp site satmak mümkün ki yapılıyor da. Ama tabii ki orada marketing de önemli. Sonuçta ben şimdi burada evimde çok Tabii. güzel siteler de yapsam, bunu talep eden bir adama ulaşamadığım sürece o yaptığım sitelerin de bir önemi yok. Böyle siteler Evet. var mı peki abi? Ben şimdi evimde Var abi onun. oturdum, başladım. Birkaç web sitesi tasarlamaya. Hakikaten de öyle böyle birkaç site tasarladım. Bence de iyi oldu. Bunları tasarlayabileceğim, sergileyebileceğim storelar var mı? Ya da form siteleri. Hakikaten talep oluyor İkisi mu de. yani oralara da? Tabii abi. Orada kocaman bir sektör dönüyor adeta. Bu hani global Türk-yabancı diye marketler ayrımı var. yok değil mi? Yani ben oraya girdim. Gidip gelip bir Var. Alman Hepsi da var. beğenebiliyor bunu. Gelip bir Amerikalı da beğenebiliyor Forum tarzı yerler var abi. Türk forumları var. atıyorum. Doğrudan bunu yapıyorlar. İşi bilen adamlarla bilmeyen adamları karşılaştırıyorlar ve bunu çok iyi seviyede yapıyorlar. Hani rastgele birisini koymuyor senin karşına. O kişi valid. Daha önce yaptığı işleri görüyorsun. Belli bir onay alıyor. Diğer insanların takdirini kazanmış oluyor. Bir Diyorsun ki portföy güvenilir bir falan insan. oluşturuyor yani orada. Sana da zaten üye olurken istiyor herhalde. Sen neleri yaptın, ne kadar sürede yaptın gibi. Forumda genelde olmuyor abi böyle şeyler ama burada şeyler var. Güvenirlilik oranları falan koyuyorlar. Bir de cep telefonunu vesaire alıyorlar senden. Hani Doğrulama profiline gibi biraz da. yayınlaması. Aynen hani onların güvenlik seviyeleri var ve çok ciddi işler dönüyor. Hiç insanlar birbirinin yüzünü görmeden iş yapabiliyorlar böyle. Bunun dışında biraz daha bu iş franchise alanlar var. Yani Envato var. Uluslararası bir market. En hani popüler marketlerden bir tanesidir. Team Forest. Gidersin, yazdığın bir frontend template'ini oraya yüklüyorsun. Senden belli bir komisyon alıyor satış başına. Normal. Ama hani koyuyorsun abi böyle ürününü. Bin kişi satıyorsa işte ona göre paranı kazanıyorsun. Senden komisyon neyse alıyor. Geri kalanı yatırıyor sana adamlar. Bu da Anladım abi. mümkün. Anladım. Hatta hani zamanında bizde biliyorsun PayPal yasak. Hani çok çok girmeyelim ama hani bu ve buna benzer olaylardan dolayı yasaklandığı söylenir PayPal'ın. Çünkü oradan gelen parayı bir vergisini ödemen lazım. Tabii genelde lisans problemi falan diye çıkmıştı basına ama tabii ki işin arkasında başka şeyler de dönüyor olabilir. Ne kadar doğru söylüyorlar, ne kadar yanlış söylüyorlar. Orası şu an bizi ilgilendirmiyor. Biz başka bir konuyu Tabii tartışıyoruz. tabii. Peki ben şimdi Yani böyle oturdum abi. marketler çok. Aynen. Ben şimdi oturdum. Ben oyun yapmak istiyorum. Unity'ye de başlamak istiyorum. Batman'da bir gencim. Oturacağım. Yarından itibaren artık düzenli olarak çalışacağım. Bana ne önerirsin ve ben bu işi ne kadar sürede paraya çevirebilirim sence? Senin deneyiminle nasıl yürür sence bu işler? Senin bildiğin kadarıyla. Abi şöyle, eğer ben oyun yapıp girişimci olacağım, oyunumu kendim markete koyup satacağım diyorsan, oyunu yaptığın oyuna bağlı olarak tabii zaman alır. Oyunu yapmayı öğrenmek için önce aç her şeyden önce makale oku, video izle, temelleri bir öğren. Belli bir temel attıktan sonra abi istiyorsan güzel bir de kurs alırsın. Kurslar faydalı oluyor bazıları. Kaliteli kurslar. Hepsi değil. Kaliteli bir kursa gidersen abi sana gerçekten ince trikleri öğretirler. Yani YouTube'dan genelde daha genel bilgiler öğrenirsin. Unity'de ne bileyim karakter nasıl koşturulur sallıyorum. Karakteri koyar adam 3-5 satır kod yazar. W'ye basarsın karakter ileri gider. Kursa gidersin adam sana der ki bak onu böyle de yapabilirsin ama bir de şöyle şöyle bir şey vardır daha performanslı olur. Ne bileyim şu işlemci de şöyle çalışır vesaire gibi ince trikleri kurslar sana katabilir. İstediğin bu iki yoldan birini tercih edebilirsin. Hani her game developer da kursa ya da eğitime gitmiyor. Ha bu arada üniversitelerde de oyun geliştirme alanları, oyun geliştirme kulüpleri o biçim artık neredeyse her üniversiteye yayılmış durumda. Üniversitelerde oyun geliştiren öğrencilerin sayısı çok arttı. Hani elini sallasan ben oyun geliştireceğim diyen öğrenci Ama sadece tabii ki bir şey çıkmıyor yani, bölümünde değil mi? Kimsenin moralini de bozmayalım ama hani çıkıyor ben abi şu çıkıyor. an Bizim elle tutulur bir şey oyun dünyasına kattıklarını görmedim şu an. genelde mobil tarafta çok etkiniz abi. Çok ciddi mobil oyun firmaları var Türkiye'de. Mobil Yeni olabilir. yeni Mobil için büyüyor. söylememiştim. Ben daha çok konsol ve bilgisayar Ha tabii platformları şimdi için söyledim ama. yani dediğin gibi yani Red Dead'in karşısına koyabileceğin bir varsa Mount & Blade'dir ama o da hak getire. Ona ben geçen neler söyledim var ya onu.
Geliyor geliyor, az kaldı. Geliyor geliyor ya. Geliyor. 10 senedir geliyor anasını satayım. Onun dışında mobil tarafta etkiniz abi. Çok ciddi oyun firmalar var. Çağhan da zaten geçen hani senin konunda oyun firmasında çalışıyor şu anda. Etkiniz. Ve buradaki olay şu. Belki bugün gerçekten hani çok 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 fazla firma olmayabilir ama büyüme hızı çok. Çünkü bugün üniversitede ben oyun yazmak istiyorum diyen adam zaten yarın oyun firması kuracak adam. Hani benim bölümümde şu anda 9 Eylül'de buradan çıkıp da oyun firması kuran kişiler var. Şu anda benim arkadaş çevremde bir tanesi de ben olmak üzere ileride bu sektörde firma kurmak isteyen insanlar var. Ki çok büyük oyun firmaları bile artık hani Bethesda, efendime söyleyeyim Konami gibi şeylerde büyük firmalarda artık biz oyun sektörünü mobile taşımak istiyoruz. Artık ürünlerimizi burada da üretmek istiyoruz gibi adımlar attı ki geçen sene galiba Blizzard Diablo oyunu çıkardı. Evet. Ya da çıkacak gibi bir şey, tam haberim yok. Çok takip etmediğim için bilmiyorum ama hani o pazarda hakikaten büyüyor. Doğru söylüyorsun, onu demek istedim. Çok büyük firmalar giriyor. Tabii tabii tabii. Uluslararası büyüyor firmalar abi. Var yani. Ya rekabet her zaman var. Hele Google Play gibi artık. Ya şöyle düşün. Hiç lokal bir şey değil. Kesinlikle lokal bir şey değil. Sen araba üretsen dersin ki ben önce Türkiye'de satayım sonra hani çıkarım dışarıya. Sen sadece Türkiye'de takılırsın rekabet. Belki hani Türkiye'ye girmemiş olan bir araba firması senin rakibin değildir henüz. Yani Almanya'ya gidersin. Almanya'da 10 firma var. Türkiye'de icraat eden 5 firma vardır. Senin 5 rakibin vardır artık şu anda. Açıldığın zaman düşünürsün artık. Google Play öyle değil. Steam öyle değil. Girdiğin anda bütün dünya senin rakibin. Aynen. EA Games de senin rakibin. Aynen. Yani sen futbol oyunu yapıyorsun. Adam e-futbol PES yayınlıyor 2020. Menajerlik yapıyorsun. Futbol Manager yayınlanıyor. EA Games, FIFA yayınlıyor. Aynen. Hangi birileri rekabet edeceksin ki sen? Değil mi? Senin yani nasıl bir oyun yapman lazım ki bunları geçesin? Aynen. Çok başka bir deneyim sunuyor olman lazım. Ya da çok tatlı bir şeyler yapman gerekiyor. Çok ayrı bir çizgide gitmen gerekiyor ki. Aynen. Indie oyunları o yüzden destekliyorlar ya sürekli. O da yetmez. Bir daha... Marketing de çok önemli. Sen çok tatlı bir şey yap. Tabii. Kimse bilmedikçe almayacak oyununu, indirmeyecek yani. Tabii ki, tabii ki. İşte abi Batmanlı'ya geri dönelim. Oyun yapmayı bu şekilde öğrendin diyelim. Hani sen kendin ders izledin, şey yaptın. Bak bu da mümkün yine. Biraz tutorial izleyerek, makale okuyup, birkaç ay harcayarak kendi başına oyun çıkartabilecek seviyeye gelirsin. Ufak tefek tabii ki. İşte kursa gittin, geliştin. Diyelim ki istediğin oyunu artık yapabiliyorsun. Teknik olarak olanan var. Sonra ne yapacaksın? İşte az önceki rekabet tarafına geliyor. Şimdi bu işimde marketing. Mümkünse bilir bir kişiden eğitim al. Mümkünse bilir bir kişinin kendine ortak yap. Bulabiliyorsan varsa öyle bir imkanın. Ya da akıllı hocası yap kendine yani. Çünkü kolay değil o rekabetin içine girmek. Tabii. Diyelim ki kararttın gözünü, girdin. O zaman onu öğren. Oyununu markete koy, kazan. Şimdi bu girişim seçeneğiydi. İkinci seçenek bir firmada işe girmek. Şimdi girişimde kuralları, çıtaları sen belirlediğin için daha hızlı bir şekilde bir oyun ortaya çıkartıp belki markete koyarsın. Ama firma daha seçici davranabilir. Yani bir firma herkesi işe almaz. Seçer, eler. Adama 100 başvuru gelir. O 100 kişiden bir tanesi olmaz. Sen işe giresin. Tabii. Hele büyük bir firmaya gireceksen çok daha zor. O yüzden hani kendini gerçekten geliştirmen. Burada ben şunu öneririm. İşin üniversitesine gidebiliyorsan git. Varsa öyle bir imkanın, yaşın. Hani biraz da maddiyat gerekiyor çünkü devlet üniversitelerinden çok vakıf üniversitelerinde var bunlar. Tabii. Bu bölümler. O yüzden hani imkanın varsa git. Peki onlar ya yararlı da oluyor mu abi? Hani sonuçta ben şey bekliyorum. Kişisel olarak bir düşüncem bu. Hani gerçekten bir şeyler üretmiş adamlar kalkıp da gelsin orada bir şeyler anlatsın derdim. Hani hakikaten mesela oyun geliştirme bir bölümü var mı? Oyun geliştirme bölümü, oyun tasarlama bölümü gibi bir bölüm var mı? Tabii ki, üniversitede? Var. Bu adamlar yani burada var. Ders veren insanlar hakikaten atıyorum ciddi yerlerde ciddi görevler almış insanlar mı? Yoksa işte belli başlı biliyorsun Türkiye'de biraz da şöyle oluyor. Doçentliği aldım, tamam artık ben doçentim, doktorum. Aha bak burası böyle, burası böyle diyen adamlar mı daha çok? Sen hiçbir bilgin abi, var mı çevrenden? Kadrolara hiç bakmadım oyun bölümlerindeki. Ama yani üniversitenin ismini vermeyeyim ama hani öyle üniversiteden geliyor ki bu bölümler. Yani belli bir klasmanı var ve o klasanın altına düşmezler diye düşünüyorum. Ha, yani o üniversitenin kalitesi olarak vardır. Zaten onun altına düşmez diyorsun, evet. Atıyorum. Yani ben şimdi sana anladım. Boğaziçi'de
Kaldırım mühendisi desem Boğaziçi'deki kaldırım mühendisi kaldırım mühendisi. Yani anladım. Şey değildir. Ha, o saçma bir söyleyiş vardır ya, kaldırım mühendisliği der hani geçerler. O Boğaziçi olduğu zaman öyle olmuyor o iş. Tabii. Aynı şekilde hani belki çok böyle saçma bir apartman üniversitesi dediğimiz üniversiteler vardır İstanbul'da. Aynen. Hani Bir öyle bir tek binadan üniversitedeyse oluşuyor falan. evet, yani o belki hani soru işaretleri olabilir ama üniversitenin adına bağlı biraz da. Anladım abi. Bir şey gelmiş. Misaj A7 yazmış. Bir oyun yapmak tek başına imkansız gibi duruyor. Onca uğraşmış için var ama tek kişi imkansız. Sence de böyle mi abi? Yapacağın oyuna bağlı tabii ki ama hyper casual oyunlar geçen, ha bu arada dur yeri geldi. Geçen hafta burada abi tek yazılımcı yeter diyen bir arkadaş vardı Hadi bakayım. Ben de ne zaman hatırlarsan. sorarım diye bekliyordum onu. Gönder gelsin. Şimdi abi eğer büyük bir proje yapacaksan en az 100 yazılımcı falan yapıştırıyorum böyle. Yok ya, tek başına abi oyun yapmak zor mu? Zor. Ama yapan var mı? Var. O biraz istikrar, yapacağın proje, senin ne kadar zaman ayırabildiğin, bunların hepsi faktör. Şimdi sen her gün okula gidiyorsan ya da her gün işe gidiyorsan, bundan arta kalan zamanda proje yapıyorsan belki hani yorulabilirsin, istediğin zaman ayıramayabilirsin, motivasyon düşüşü olur. Motivasyon düşüşünü yönetemeye de bilir. Hani herkes o mentaliteye sahip olmayabilir, Tabii sonradan canım. gelişir. Ya bunlar olur. 10 bin tane oyun yaparsın olmaz. 10 bin birinci tutar. Yani yaparsın, bitirirsin. Şimdi tek başına yapmak imkansızmış gibi duruyor demiş. İmkansız değil, mümkün. Zor mu? Zor. O ayrı bir konu. Yapılabilir mi? Kesinlikle yapılır. Türk de var bunu yapan. Şey de var, yabancı da var bunu yapan. Hep var yani, bu mümkün. Ama ne kadar hani ekip kalabalık olursa tabii ki iş o kadar kolaylaşıyor. Veya yapabileceğin işin çapı büyüyor. Neyse ki bugün hyper casual dediğimiz bir market var. Ve hani hyper casual oyunlar gerçekten pek çoğu tek kişinin çıkarabileceği oyunlar. Buradan ekmek yiyebilirsin. Bu yiyen de var. Bizzat gördüğüm, elini sıktığımda var. Ama hyper casual oyunları yine 10 kişilik ekiple yapan da var. Peki Hani duruma respect göre durumu var değişiyor. mı abi burada? Hani saygı. Hani şu mesela şey bazı böyle aptalca bir saygı durumu oluyor ya. Hani o adam hakikaten bu işi yapmış. Ben bu adama saygı duyuyorum. Elini sıkmak benim için büyük bir ne bileyim şeref diyeceğim ama çok abartmış olacağım belki. Hani Abi hakikaten bunlar bu adamlar bu kadar saygıyı hak ediyor mu yoksa bu kadar saygı görüyor mu görmüyor mu? Sence nasıl o durumlarda? abi şimdi tek başına bir iş yaptığı için her zaman bir insanı tebrik ederim diye elini sıkarsın. Tabii kolay değil çünkü Hani değil mi? Ya tek değer başına görürsün tabii hyper casual ki. bile olsa hani tam ben hyper casual kendim olarak belki şey görüyorum. Biraz hakir görüyorum. Yanlış düşünüyorum çünkü telefon oyunlarıyla pek aram yok. Ben her türlü oyunları Red Dead Redemption'la karşılaştırdığım için orada yanlış yapıyorum. Kabul ediyorum ama sonuçta ayrı bir dünya. Tabii ki tabii ki. Yani ama şu da var. Aşırı bir saygı gösterilecek bir şey de değil. Aşırı bir yani yapılmayacak bir zorluğu da yok. Yaptığın oyuna bağlı. Şimdi adam tek başına yapmıştır ve gerçekten kalitelidir. Dersin ki bravo. Çünkü senin bunu ilk aklına geldiği gün, o ilhamın geldiği gün bir. Onu kağıda döküp yani tasarım çizip bir game design oluşturduğun günler. İki. Kodunu yazdın. Üç. Sesini yaptın. Dört. Sen bunların hepsini bir başına yaptıysan ve iş gerçekten güzelse dersin ki bravo. Yani A'dan Z'yi toplamışsın. Gerçekten tebrik ederim. Ama şimdi tek başına yapmıştır ama yani tek başına da yapılacak bir oyundur. Hani iki kişi olsa bu çıkmaz artık dersin bazısına. Ya o zaman da şey yapmazsın, o kadar saygı göstermezsin. Bu biraz Anladım. değişir. O Kişiden her kişiye işte değişir. olduğu gibi de birazcık karşı taraftakinin ne kadar emek verdiğini bildiğinle bilmediğinle alakalı ya da ne kadar yüksek işler yaptığın, kaliteli işler yaptığınla da alakalı herhalde. Peki abi ben bu işlere başladım. Şimdi başlayacağım, gaza geldim. Ben ne kadar süre sonra para kazanabilirim bu işten? Öğrenme sürecini geçtim, bir şeyler öğrendim. Bana ne yapmamı önerirsin? Önce bir ufak hyper casual oyunlar yapıp store'a mı çaksam yoksa gidip böyle bazı işçi arayan firmalara mı girsem? İşçi dediğim işte coder arayan firmalara mı girsem? Bana ne önerirsin abi başlangıç için? Abi önce mutlaka ilk öğrendiğin aşamadan itibaren sürekli proje yapman lazım. Ne kadar zamanın varsa onda proje yap. Kötü yap, iyi yap ama yap. Mutlaka proje yap. Önce kötü projelerin olur. Test amaçlı yaparsın. Kendini geliştirmek amaçlı yaparsın. Hani bir beklentin yoktur. Yaparsın. Her biri bir öncekinden daha iyi bir hal alır. Sonra
sen yarın bir gün firmaya gireceğin zaman göstereceğin referansların olması lazım. O yüzden birkaç tane de iyi oyun çıkarman lazım ki yani senin kendini gösteren bir portföy oluşturman lazım ki kendine. Bakın kardeşim ben bunları yaptım. Ben Unity biliyorum ya da ben 3D modeling biliyorum, modelleme yapabiliyorum gibi bir portföy oluşturmak zorundasın. Özellikle hani işin daha sanatsal tarafında artist olarak çalışacaksan kesinlikle portföy şart. Yazılımcı olacaksan da aslında şart. Çünkü ne kadar daha önceden kod yazdığını gösterebilmen için ben bu projeyi yaptım diye ortaya koyabiliyor olman gerekiyor. Aslında dandik yüzden, de olsa ilk yaptığın işler dahil bir portföyüne koy diyorsun yani. Bir şeyler oluştur diyorsun yani. Tabii ki. Portföy mutlaka olacak. Şimdi bu noktaya geldiğinde sen oyunları portföy yapacaksın ya. Koy Google Play'e. Para geliyorsa gelsin. Yapabiliyorsan reklam yap. Önce oradan 3-5 kazan. Muhtemelen çok hani bir oyun koyup da milyoner olan çok az kişi var. Öyle bir şey yani o kadar büyük hayallere kapılmamak lazım ilk şeyde. Biraz daha realist davranırsan ama 3-5 para kazanırsın yani. Cebine bir şeyler girer. Güzel de bir oyunsa, indirilirse de neden olmasın? Birkaç bin lira neden kazanma? Olur yani. Ayrıyeten aynı oyun senin için bir portföy üyesidir. O senin için referanstır. Yarın bir gün dersin ki ben bu oyunu yaptım. Kardeşim hani alın sana portföyüm de var. Beni işe alın. Onlar da bakarlar, beğenirler, alırlar. Yani her şekilde proje yapmanın hiçbir zararı yok. O yüzden abi sorunun cevabı en hızlı şekilde proje yapacak seviyede bir şeyler öğrenmek. Önce kötü proje, sonra iyi proje. Ama tek kıstas burada bir şeyler koymak. Şimdi lisans yapıyorsun, okul okuyorsun. Bizim 9 Eylül'de bir proje dersimiz vardı geçen sene. Bize üçlü gruplara ayırıyorlar ve projeler veriyorlar, proje çıkarttırıyorlar öğrencilere sürekli olarak. Şimdi bu kadar tecrübeli akademisyenlerin hani bunu yapmasının sebebi öylesine değil yani öylesine konulan bir şey değil bu. Projeyi doğrudan yaptığın zaman, kod yazdığın zaman, ortaya bir şey çıkardığın zaman gerçekten gelişiyorsun. Hani bakmakla, izlemekle olacak bir şey değil. Yani sen sabaha kadar ne bileyim integral videosu izle ama elini alıp da kaleme bir integral sorusu çözmedikçe olmaz o. Değil mi? Yani aynı şekilde sen ne kadar eğitim alırsan al. Hani onları bir birleştirip proje yapıp o projeyi yaparken sorun çözme aşamasına gelmek ayrı bir şey. Çok klasik mümkün basit bir laf var zaten. Yemek yapmak istiyorsan ellerini kirleteceksin yani girip yapacaksın. Aynen öyle. O yüzden hani sorunun cevabı abi proje yapmak başka hiçbir şey değil. Anladım abi. Geçenlerde şöyle bir şey duydum. Oyun fikrini bir yazılımcıya anlatırsın. O senin için yazar, oyun senin olur. Bu iş hakkında fikirleriniz nelerdir demiş. Mesajı 7. Nedir abi anlat bize. Bizi parası biraz varsa ayırt. Gayet mümkün. Bu tamamen para abi. Yani bir yazılımcı tutarsın. Yazılımcı evet kodu yazar. Sen fikrini verirsin. Gereken ücreti neyse ödersin yazılımcıya. Ki bu yazılımcı bir kişi olmak zorunda değil. Ajanslara da bunu. Oyun firmasına da yaptırman bunu mümkün. Hani gidersin. Gereken bütçeyi verirsin. Eğer kabul ederlerse yaparlar. Bu görünmemiş olmayan ya da bir şey değil. Gayet olağan sektörde dönen bir şey. Sadece oyun için değil bu arada. Genellikle hani mobil uygulamalarda web sitelerinde çok gördüğümüz şeyler bunlar. Ya da bir fabrikanın mesela kendine has custom bir yazılım ihtiyacı var. Yani bir ajansa yazdırır onu ve satın alır onu gibi. Bunlar çok çok sık gördüğümüz şeyler. Peki fabrikalar coder alıyor mu abi? Bir fikrin var mı o konuda? Hani gel bizim bünyemizde şunu yap dedikleri oluyor. Yani sadece oyun sektörü veya mühendislik değil. Fabrikada da tabii girip ki bir yazılımcı olabilirsin yani değil mi? Tabii ki yani yazılımcı işe alan fabrikalar da vardır. Onun dışında her kurumda neredeyse artık yani kendi içinde o sorunu çözen büyük kurumların hepsinde var. Hastanelerin kendi yazılım ekipleri. Ne bileyim hani bankaların zaten hani mutlaka. Onun dışında mesela düşünüyorum yazılımla çok ilişkili olmayan kim var mesela? Aslında yok gibi ya. Gerçi evet hani kimi sorsan direkt bir yazılım akla geliyor. Hangi yani sektörü söylesen. Ya bunları firmaların pek çoğu kendi içinde çözmese de hani kendi yazılım ekibini kurup yazılım kendisi üretmez genelde bir ajansa verir onu yaptırır. Ama bir kısmı da tam tersi kendi ekibini kurup kendi işine döndürür. Bu tamamen firmanın tercihi. Her şey olabilir. Peki abi yine klasik Batman'lı bir genç sorusu soracağım sana. Ben bu işe girdim. Minimum kaç parayla başlarım? İşte bu işte astronomik rakamlar bir yerde çalışarak mı kazanırım yoksa kendi ürünümü yaparak mı kazanırım? Nasıldır abi bunun skalası? Asgari abi, ücretle mi başlayacağım yani ben her türlü? Yoksa bireysel takılsam ne kadar para kazanırım? Bir yere girmek mi daha mantıklı? Nasıl abi bu para işleri? Biraz kendi paranı tabii ki söylemeden. Öyle bir şey tabii sormuyorum. abi
buradaki olay çok çok bağımsız, her şeyden çok bağımsız bir soru. Yani öncelikle şunu sormak lazım. Eğer sen ne kadar okul okuduysan ve o okulları doğru okuduysan, kendini geliştirdiysen, diploman varsa bu senin maaşını etki eder. Bu yani etki eden bir şey. Şuna demek istemiyorum, yani okul okuyacaksın ona göre para alacaksın demiyorum. Ama o diploma bir şeyi değiştiriyor. O var. Her firma buna bakmaz. Yani pek çok firma var, ajans var. Diplomaya hiç bakmıyor adam işe alırken. Yani diyor ki sen biliyor musun ne yaptın? Portfolyonu veriyorsun. Beğeniyor, alıyor. Ama senin diploman varsa sen ekstradan bir maaş talebinde bulunabiliyorsun. Sen mühendissin çünkü. Ona göre bir maaş alacaksın. Bak bu bir faktör. Diploma. Somut bir faktör. İkincisi abi, diploman olsa bile hep az önce bütün yayın boyunca döndük ya etrafa. Kendine hani en başta söylediğimiz olay, bir çok çalışan öğrenci çalışma. Hani günün sonunda kazanacak kişi belli. Her gün kod yazanla ödevden ödeve kod yazan ya da ödevi geçtim, son gece sınava çalışıp sınavı geçmek için kod çalışan adam başka. Yani bu okuduğun okulu da değiştiriyor tabii. Okul okumazsan eğer de kendi başına yapıyorsan kendini ne kadar geliştiriyorsun? Hangi alanlarda geliştiriyorsun? İşte bir web developer'ın aldığı para ayrıdır. Mobil, hadi gerçi mobile web yakındır ama uçak mühendisi, uçağın yazılımını yazan kişi ayrı para alır. Hani büyük bir iş yapıyordur, zor bir iş yapıyordur. Ama bir web developer ayrı bir para alır. Herkesin kendine göre bir şeyi var. Peki ortalama web bir developer. Şey söyleyebilir miyiz bunun için? Ortalama bütün coder'lar şu maaşla başlar. İşte şundan sonra da ipin ucu kaçar, ne kadar kazanıyorsa artık kendine kattığı gibi bir şey. Asgari mi yine yani, bu işlerin başlangıcı her işte olduğu gibi? Asgari genellikle benim hani asgari ile yazılımcı düşünüyorum. Hiç denk gelmedim herhalde. Asgari'nin üstünde alıyorlar yani başlangıç bile olsa. Yani, çünkü kolay iş değil tek yani. Hepsine tek tek maaşını sormadım tabii de. Tabii istisna vardır. Benim şeyimde mutlaka vardır. Genellikle asgari'nin üzerinde oluyor. Genellikle İyi maaş alıyorsun. Yani şu an 2019'un Türkiye'sinden bahsediyoruz bu arada. Asgari derken evet. 2020 lirayı kastediyoruz dostlar. Onu da belirteyim. Evet. İleride çünkü YouTube'da durmaya devam edecek bu video. 2025'te izleyip o 5000 lira alıyormuşuz gibi bir şey olursa ki olmaz asgari ücret 2025'te 5000 lira da neyse. Yani değişken ama genellikle yazılımcı maaşları hani çok sıkıntı yaşatmayacak seviyede olur. Tabii ki yani çok fazla faktör var. Her şeyden öte, bütün bu eğitimden, yazılımdan, koddan öte bir insan kendini ne kadar iyi pazarlayabiliyorsa, kendini ne kadar iyi ortaya koyabiliyorsa o kadar maaş alır. Yani yazılımcı yani, olduğun zaman iyi kötü bir hayatın, kötü değil de iyi bir hayatın oluyor diyebilir miyiz abi? Gerçekten bu emeği verdiysen, gerçekten verdiysen, yaptıysan evet. Hani iyi bir hayatın oluyor, iyi bir hayat sürebiliyorsun diyebiliyor muyuz yani? Gerçek şöyle, biz bu filtreyi daraltalım abi. Sen iyi bir yazılımcı, iyi bir okulda okudun, iyi çalıştın da, büyük projeler de yaptın, gençliğinden çalıştın, didindin vesaire. Ortalamanın üzerinde yaşıyorsun. Ya iyi. Eğer kendini bunun üstüne kendini çok iyi ifade edebilirsin. IQ'nun yanında EQ'un da yüksek, insan ilişkileri yüksek, yönetici olmaya adaysın vesaire. Yükseldin, CEO oldun. Yani bu da artık apayrı bir konu zaten. Hani yükselmeye çok müsaittir. Bu biraz insanın kişiliğiyle ilgili ama yazılımla ilgili bir şey değil. Ucu bucağı yok yani alacağın paranın. Genellikle iyi yazılımcılar iyi paralar alır abi. Hani bazı işlerde ne kadar iyi olduğunu fark etmeksizin bir skalası vardır ya hani. Aynen. Onun için söylemeyelim de hani. Bazı işlerde ne kadar iyi olursan ol, o işin bir ederi vardır. Onun üstüne çıkamazsın. Yazılım üst limiti olmayan bir yer. Gidiyor yani ucu bucağı yok. Yani sen çok çok iyi biliyorsan zaten işte aldığın maaşın yanında gidip başka bir proje geliştirip onu başkasına evet, satabilirsin. Danışmanlık yaparsın. Üstüne de gider ne bileyim Google Play'de bir şey satarsın ya da Steam'e bir şey çıkarırsın. Oradan da bir gelir. Yani çok astronomik rakamlara aslında ulaşmak zor değil. Gerekli emeği, gerekli eğitimi kendine verdiğin sürece. Gerekli değeri kattığın gibi. Hani IQ değil dediğin gibi EQ'nu da geliştirdiğin zaman, kişisel gelişimini de yükselttiğin zaman cidden iyi bir hayat sürebilirsin. Yani bir de dünya vatandaşı olursun herhalde değil mi? Hani bu seviyelerdeki adamlar abi, zaten belli bir ülkede anca takılmaya ya da çalışmaya kalıyordur. Geziyordur gibime geliyor biraz da. Abi en yüksek hani iş değiştirme, yurt dışına çıkıp da çalışma potansiyeli sanıyorum yazılım. Aynen. Çünkü kesinlikle yani %100 global bir iş. Şimdi bazı işlerde ülkeden ülkeye küçük nüanslar olur, değişiklikler olur. Hani atıyorum, örnek veriyorum. Bir aşçılık belki hani İtalyan aşçısı başkadır.
Türk aşçısı başkadır. Onun yöresel bilgisi farklıdır vesaire. O yörenin yemeklerini yapar. Yani İtalyan yazılımcı, Türk yazılımcı diye bir şey yok. Herkes global yazılımcı. Değil mi? O Aslında yüzden İngilizce konuşmak gibi de sonuçta herkes aynı dili konuşuyor ama biri evet. daha profesyonel konuşuyor dili, biri daha turist gibi konuşuyor. Hani ama Evet. tabii ki hani daha Sen profesyonel eğer konuşan adam derdini daha iyi anlatıyor. kesinlikle sen Silikon Vadisi seviyesinde yazılımcıysan Silikon Vadisi'nde işe girersin. Bir sürü Türk çalışıyor orada. Türkiye'den gidip orada çalışan. Daha hani şimdi Türkiye yine güçlü sayılabilecek bir ülke. Daha kötü durumdaki ülkeler giden var. Neden olmasın? Yani kendini geliştirirsen neden olmasın? Firmalar bunları aşmış durumda zaten. Yetenekli olduğun sürece firma seni alıyor. Bir de imkansız değil, değil mi abi? Sonuçta şöyle bir şey de var. İyi bir mühendislik bilgisi için iyi bir üniversitede hakikaten okuman gerekiyor ama hani bu tarz işlerde yani mesela oyun yapacak bir adam yani tamam YouTube bir yere kadar, Udemy bir yere kadar ama hani hakikaten İngilizcesini bildiği zaman, yabancı kaynakları da çok iyi değerlendirdiği zaman, gerekli donanıma da sahipse uçup gidebiliyor yani. Öyle çok ciddi Tabii ki, yerlerde de tabii. olması gerekmiyor. Hani atıyorum dediğim gibi hani Batman'da bir genç de yani sonuçta Batman'da ne bileyim Yıldız Teknik Üniversitesi yok. Efendime söyleyeyim Oxford Üniversitesi yok. Ama o adam oturup kendine o İngilizceyi verdiği zaman, gerekli değeri gösterdiği zaman o işle ilgili yani yürüyüp gidebilir yani, değil mi? Onu demek istiyorum. Yani dünyanın herhangi bir Kesinlikle. yerinde çalışabilir. Tabii ki. Hani hiç, bu arada ben hani yine mühendis örneği, üniversite örneği ama hiç üniversite okumadığını da varsayalım. Aynı dediğin gibi kendini geliştirdin, kökledin, araştırdın, etkinliklere gittin, network kurdun. Aynı şeyler mümkün. Yurt dışına çıkıp çalışman yine mümkün. Çok ciddi paralar kazanman yine mümkün. Burada şöyle düşün abi. Sen bir firmaya girdin. Bir Alman firması atıyorum. Türkiye'de bir ofis varmış. Sen oraya girdin. Çok iyi iş yaptın. İşte yine bir EQ'ya geldi konu. Hani kendini göster. Bir lider konumuna yükseldin. Almanya şirket dedi ki gel Almanya'da sen yönet. Hani oraya da ayak bas. Çağırdı seni oraya gittin orada kazanıyorsun artık. Zaten belli bir maaş almış. Yükselmenin önünde çok duran bir şey yoksa eğer gittikçe yükselirsin. Gittikçe kazanırsın. Hani bu çok bağımsız bir şey. Üniversiteden ya da farklı şeylerden Aynen. belli somut bir şeye bağlı değil. Sen şunu yapmadın bu olmaz. Sen bunu yap sen Türksün şu olmaz. Bunlar yok. Bunlar hani Tabii global bir yani iş yapıyorsun sonuçta sen. mühendis olmak istiyorsan doğal olarak bir senden mühendislik belgesi istiyorlar ama ben bir oyun tasarımcısı, oyun kodörü olacağım dediğin zaman senin Aynen portföyüne öyle. bakıyor adamlar. Hani nerede Evet okumuş abi. olduğunun çok da büyük bir önemi yok. Eğer çok iyi işler yaptıysan zaten onları o adamlara Tabii ki. sunuyorsun, beğeniyorlar ve gidiyorsun veya kalıyorsun ya da uzaktan çalışıyorsun artık neyse. O yüzden böyle bir Evet. avantajı da var yani. Nerede olduğunun, kim olduğunun, yaşının, dininin, dilinin, ırkının öneminin ni yitirdiği bir yer aslında internet dediğimiz yer, değil mi? Kesinlikle abi. Uzaktan dediğin gibi çalışmak mümkün. Ben şunu duydum. Duydum da değil aslında tanıdığım birisi. Çok iyi bir yazılımcı kendisi. Bir firmada çalışıyor ve firmada çok kıdemli. Gün içinde doldurması gereken hani belli bir mesaisi var. Geziyor, dünyayı geziyor. Her gün sabah saat 5'te başlıyor. Artık kaç saat mesai yapacaksa yapıyor. Geri kalan zamanda geziyor abi ülkeden ülkeye. Ha, çok iyi. Yazılım yani çok da iyi bir kazancı var. Ya böyle de bir Ekstra hayat var yani demek projeleriyle istiyorsun. birlikte. Evet abi yani bunu da mesela çok fazla meslek bu imkanı sana sağlama. Sen doktor olsan hastanın yanında başında olman gerek. Hastanede olman gerek. Tabii. Akademisyen olsan üniversitede olman gerek. Yani gezersin yine yaparsın ama Aynen. bu seviyede olmayabilir. Yani burada sen o güveni verdiysen çalıştığın firmaya belli bir kıdemin varsa yazılımcı olarak işini iyi yapıyorsan işini nereden yaptığın değişmiyor. Hani ben kendim de bu arada şu an uzakta çalışıyorum. Benim bağlı olduğum firma İstanbul'da. Ben şu an İzmir'deyim. Burada uzaktan çalışabiliyorum ben. Aynı üretkenliği sağlayabiliyorum. Projelerimi yazıyorum, teslim ediyorum. Geçtiğimiz yıl bir yandan hani eğitimime devam ederken lisansa bir yandan ben çok güzel bir proje çıkarttım. Hani iftihar ettiğim bir proje çıkarttım. Mümkün. Uzaktan çalışarak yaptım ben bunu. Her gece kendi evimde. O Uzun istikrarı birkaç ayın sağlamak önemli sonunda. olan değil mi zaten? Sonuçta Kesinlikle. kovarsa kovsun, yapmazsan yapmazsın yani, değil mi? Sonuçta yapmasam da yapmazdın yani. Tabii ki ya ben severek yaptığım için abi buna göre de bir tepki alıyorum. Yani bana bu işi veren patronum bana güveniyor. Benim iş yapma şeklimi biliyor. O yüzden hani sıkıntı etmiyor bunun senin uzaktan çalışmanı. Biraz da o hani onun
kişiye bağlı. Onun iyi niyetiyle birlikte. Tabii Ben de senin de ona elimden verdiğin geldiği şeylerle de kadar... alakalı tabii ki. Tabii ki. Ben de şimdi elimden geldiği kadar bana böyle bir fırsat vermişken onun maksimumunu sağlamaya Tabii çalışıyorum. en Yani doğrusunu hiçbir yapıyorsun. eksik noksanım artık yaptığın işi bu sefer de benimsemeye başlıyorsun. Yani o proje senin çocuğun gibi oluyor. Çünkü abi her gün ofise gidip ya sevmediğin bir işte çalışıyor olsan her gün ofise gidip sevmeyerek o işi yapmak var. Ama sevdiğin zaman hani her şeyini vermek istiyorsun. O proje mükemmel olsun. Tabii. Mükemmeliyetçilik zarardır zaten hani Tabii. bir yerde kesmen gerekir. Ama o dengeyi sağladığın sürece elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsun. Aynen. Neden sen bunları sağladıktan sonra neden uzaktan çalışmayasın ki? Tabii Bunu canım. çok fazla firma yapıyor şu anda. Ya çok iyi. Çok 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 iyi. Çok Bu iyi. arada yeri gelmişken hazır bir şeye de değinmek istiyorum. Yazılımcılar düşünsel olarak çalıştığı için yani sen mental olarak çalışıyorsun. Senin asıl yaptığın iş parmaklarla tıklamak değil, düşünmek. Tabii. Yazılımcılık düşünme işidir. Senin modunun yüksek olması, mental olarak sağlıklı olman için firmalar çok fazla yatırım yapar abi. Büyük firmalar bu noktada çok fazla yani bu sen sanayide çalışmıyorsun. Sen zihin işçisisin. O Bedenini yüzden kullanmıyorsun yani. Senin kafanı rahat evet kullanman, rahat olman lazım. senin Onu demek mutlu istiyorsun. olman lazım. Aynen. Sen, evet sen ya ay sonuna 3 gün kaldı ben ne ödeyeceğim nasıl yapacağım düşünceleri sende dönerken sen oturup da işte bilmem neyin database'i bilmem nereden data aksın mimari çizelim falan zor. Ya da mutsuzsun ofiste salak salak şeyler dönüyor hani insanlar birbirini iğneliyor falan filan. Bunlar görülen şeyler yani gerçekçi olmak gerekirse. Orada yine rahat edemezsin.